Sonra Temel demiş ki ben Temel İçgüdü'deki güdüğüm. Alo, alo. Müfik, ne durumda oğlum bu mektup ya? Ha? Telefonları açmıyor benim doğumluk. İtalya'ya gittim diyor. Bak ya, gitmiş Erdaim. Veda mektubu. Sevgili sevenlerim. Zeynep'in Cevahir ile evlilik aşamasına gelmesi beni bu aşamaya getirdi. Şüküfe ile gururum zaten sünger gibi olmuştu. Zeynep ile iyice saçak oldu. Gidiyorum. Benim İtalyan hatlarım ve erkek güzelliğimin en doğal karşılanacağı yere, İtalya'ya gidiyorum. Ah benim estetik ama bir o kadar ahmak olan kafa. Dünyanın en iyi marka gözlüklerine kalıp olan bu kafam, sevdiğim kadınların hiçbirinin yüreğine sığmadı. Oğlum, oğlum. Bir dakika, bir dakika. Not var. Elveda Lala. Elveda baba. Bir daha dönmeyeceğim. Yeminler olsun. Beni sakın İtalyalarda parasız bırakmayın. Çünkü yine çalışmayı düşünmüyorum. Ama siz çok çalışın. Abi. Bilal abi. Abi. Bilal abi. 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 Bilal abi. Abi. Bilal abi. Bilal abi. Lala, yine geldi Erdaim. Abi tabii aslan Allah dedi. Minik fare kükredi. Oğluma mı üzüleyim? Lala'ya mı şaşırayım? Lala! 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 Baba? Gavur oğlan. Ayı mı kovaladı rüyanda? Bu ne kalkış böyle? Yok baba. Rüyamda mekik çekiyordum da. Zeynep'e bir çocuğum olduğunu söylemezsem ileride kesin boşanırız. Bu aşkın ilerisi kalmadı lan artık. Hadi Cevahir kalk kalk. Bugün evleneceksin oğlum. Bari bugün 12 yere kadar yatma. Hadi. Ağlama oğlum Lala. Benim de yüreğimde yangınım var. Nasıl giderek verdi? Beni anlayan tek arkadaşımdı. Kardeşimdi. Senden ne koparsa benimle paylaşırdı. Yeri geldi ekmeği bölüştü. Yeri geldi Adiviye teyzenin mücevherlerini. Kendimi ne kadar intihar etsem azdı.
Yeter oğlum, ağlama. Ya bak, hepsi helale, hoş olsun. Ama ben kavruksuz yaşayamam. Benim tek kan bağım, tek kan emicim. Geri gelmezse bizim doğumluk, ben ince hastalığa tutulurum. Ben hayata küserim Ekber'deyim. Hayata küserim. O cevahir denen, o cevahir denen, o... Bir rahat dirlik vermedi ki abime. Ne vardı? Başka bir kızdan evlenseydi de, Zeynep'i de abime verseydi ne vardı, ne olurdu? Lala bir dakika. Bak, cevahir da varır. Zeynep kızla evlenmezse bizim tohumluk belki geri döner. O düğün olmayacak Lala. Gürültüsüz bir yol bulmak lazım. Ağlının babasısın Eko! Eko ko! Hadi, hadi. Yürü. Devam. Cevahir. Normalde gelinin kuşağını erkek kardeşi bağlar. Gelir diye bekledim ama. Hadi söyle şu çocuk meselesini, hala geç değil. Zeynep. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben de yeni öğrendim. Yani zamanı mı bilmiyorum ama... Gidemedim. Tamam. Tamam, tamam. Gitmeyeceğim artık. Üzülme. Yeter. Ver bakayım şunu. En iyisini yaptın Katip abi.
En iyisini sen yap Yiğido. Kaypaksın, kaynaksın ama kaymaksın. Gitmedim çünkü kız kardeşime iyi bakıyor musun diye bakacağım. Bak abi, ben de senin tadına bakayım. Tamam, tamam. Yükseltme beni damat. Abi, hadi gelseniz. Herkes sizi bekliyor. Hadi. Kes ya Allah. One minute. Huzurlarınıza gelin ve damat. Ve tabii ki şimdi şahitler. Demir abi ve sana. Sağ olun. Biz vallahi böyle alıştık şahit olmaya. Büro açsak olacak yani. Sağ ol Demir abi. Her daim. Teşekkürler. Sevgili konuklar, değerli misafirler. Ben klasik bir nikah memuruyum. Onun için önceden sormak istiyorum. Bu nikah itirazı olan var mı? Hayır, biraz daha beklersek ben itiraz edeceğim ama ha. Peki o zaman son kez soruyorum. Bu evliliğe itirazı olan var mı arkadaşlar? Ya halt! İtirazım var kaderin böylesine.